Merhaba, ben Esen Bey. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle brokolili, burger peynirli ya da cheddar peynirli dediğimiz çok güzel bir kumpir yapacağız. Bunun için neler lazım? Tabii ki patates lazım. Mümkünse kızartmalık patates ya da kumpirlik patates, yani iri boylardaki patateslerden almanızı tavsiye ediyorum. Bütün marketlerde var. Bulamıyorsanız da normal kızartmalık patates olarak aldığınız o filelerdeki patatesin içlerindekinin en büyüğünü seçerseniz sizin için yeterli olacaktır. Ben daha önceden yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar patateslerimi pişirdim. Size nasıl yaptığımı kısaca anlatayım. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle şöyle güzelce ovaladım. Önce tabii ki de yıkadım ve dışlarını fırçaladım. Sonra güzel bir zeytinyağı, tuz, karabiberle ovalayıp alüminyum folyonun içine sarıp yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar 180-200 derecelik fırına attım ve şu anda hazır. Çıkartacağım ve size kalanını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu arada güzel bir şey oldu bu. Şuradan bir örtü alayım. Ben bir yandan da şeyleri pişirdim. Brokolileri pişirdim. Onun için de kaynar suya ihtiyacınız var tabii ki. Yeşil sebzeler. Aslında tabii ki demeyeyim, şöyle söyleyeyim. Yeşil sebzelerin hepsi, fasulye, brokoli, bezelye, bunların hepsini soğuk sudan değil, tam tersine kaynar suyun içine atarak pişirmeniz gerekiyor. Çok daha iyi diriliğini ve rengini koruyorlar diyelim. Brokolilerim de hazır. Ben onları süzdüreceğim. Ama soğuk sudan geçirmeyeceğim çünkü şu an hemen hazırlayıp fırınlayacağım onu. Şöyle süzdüreyim. Bu da hazır. Aslına bakarsanız çok çok kolay bir tarif. Ben fazla vakit kaybettirmek istemedim size. Dediğim gibi kaynar suda brokolilerimi yaklaşık 3-5 dakika kadar pişirdim. Tuzlu suda tabii ki. Şimdi bu da hazır. Bunu şöyle lavaboya dökmek istiyorum. Tamam. Patateslerimiz hazır. Biraz sıcak tabii. Ben şöyle dikkat ederek açmak istiyorum. Size bir tanesini örnek olarak şunu şöyle kenara alayım. Göstermek istiyorum. Dumanı çıkıyor zaten. Şimdi bundan sonra artık alüminyum folyoyla bunu kapatmayacağız. Bakayım. Evet, pişmiş. Şimdi bunu böyle güzelce kesiyorum. İstiyorsanız kumpir olarak, istiyorsanız daha kolay olacaksa komple ortadan ikiye bölüp açarak da servis edebilirsiniz. Ben bugün komple ortadan ikiye böleceğim. Şöyle patatesimi kestim. Yani gerçekten harika pişmiş, öyle söyleyeyim size. Patateslerimi ortadan ikiye böldüm. Bir tane fırın tepsisi alıyorum. Tepsi ya da Pyrex, bizim jenerasyonun dediği dille. İçindeki patatesi şöyle birazcık kaldıracağım. Çok sıcak. Ama bunu sıcakken yaparsanız çok daha iyi sonuç alacaksınız. Şimdi gelelim işin sırrına. Şunu şöyle buradan çıkarıp bunun içine alacağım. Bunu bütün patateslerimde yapacağım. Sonra size patateslerin içini nasıl doldurduğumu göstereceğim. Şimdi patateslerin içini boşalttım şu şekilde. Bunların içine dediğim gibi peynir, burger peyniri olarak geçen cheddar eritme peyniri. Yaklaşık bir kap, yani 50 ile 80 gram arasında kaşar peyniri. Tuz tabii ki. Dışını ne kadar tuzlasam da patatesin içi tuzlanmadı biliyorsunuz ki. Bu arada şöyle bir ipucunu da vermeyi atladım. Patateslerini zeytinyağı aldık, tuzladık, karabiberledik ve alüminyum folyoya koyduk dedik ya. Alüminyum folyoya koymadan önce bir çatalla üzerine böyle 8-9 tane daha delik açarsanız çok daha rahat pişecektir. Şöyle şu brokoliyi bunun içine şöyle atacağım. Harika. Bir de üzerine tabii ki ve tabii ki vazgeçilmez. Zamanında doktorlar tarafından kolesterolün sebebi olduğu düşünülse de aslında kendini ak çıkartan tereyağımız var. Onu ben biraz daha koyacağım hatta şöyle. Ve bunu hazır sıcakken bir güzel karıştıracağım. Sonra da içlerini doldurup fırınlayacağım. Bu eriyene kadar karıştırıyoruz. Peynirden koyalım. Şöyle büyük iri parçalar halinde eritme peynirini koyuyorum.
Şimdiden şu haliyle yiyebilirim ben bunu. Şahane. Biraz da normal kaşar peyniri koyacağım. Ve bunları fırın tepsime geçirip yaklaşık bir herhalde 5-6 dakikamı alacak. Geçirip grill şeklinde olan, yani üstü böyle tırtık tırtık olan fırın işaretimde eriyene kadar üstleri pişireceğim ve sizlere nasıl servis ettiğimizi göstereceğim. Şunu da çöpe atalım. Fırına. Harika kızardılar. Şöyle bir tanesini şuraya güzel bir görsel olsun diye koymak istiyorum. Şöyle koyalım. Harika peynir erimiş. Ay, yiyemedim. Şimdi tadına bakmak istiyorum tabii ki. Şöyle bir parçanın tadına bakalım hemen. Ben küçükken Galeria diye bir yer vardı. Pazar günleri babamla orada Famous diye bir oyun yeri vardı. Oraya giderdik ablamla beraber. Bizim küçüklüğümüzde Wendy's diye bir marka vardı. Onun böyle çedali patatesi vardı. Bu bana hep onu hatırlatır. Gerçekten denemelisiniz. Çocuklar için de harika bir tarif. Sizler için de harika bir tarif. Patates, brokoli, peynir. Konuşamıyorum. İçine istiyorsanız krema da ekleyebilirsiniz. Harika ama harika bir kumpir olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Mutfağın tadını da çıkartmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Başka tarifler istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmında da yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.